yetişkin ve süt dişlerdeki minerallerin kaybolmasıyla oluşan, genellikle beslenme ve hijyen alışkanlıklarıyla ilgili yaygın bir ağız hastalığıdır. Erken evrelerinde çürük, diş üzerinde beyaz veya koyu bir nokta olarak görünebilir. Ancak daha fazla mineraller kayboldukça dişte bir boşluk veya deliksi yapılar meydana gelebilir. Mineral kaybı dişin merkezine, yani pulpa dediğimiz dişin tam orta göbek noktasına doğru uzanan bir boşluk da oluşturabilir. Ve bu diş ağrısına neden olabilir. Çünkü aşırı derecede diş sinirlerine yaklaşmış olur artık. Peki, erken fark edilen bir çürük diş, tekrar sağlıklı bir dişe dönüştürülebilir. Beslenmenizde ve ağız hijyeninizdeki gelişmeler bu konuda büyük bir fark yaratabilir. Diş hekiminiz bu sürede yardımcı olmak için erken diş çürüğünü florür veya diğer ürünlerle tedavi edebilir. Veya bunun dışında diş çürüğünün önüne geçmek veya ilerlemesini önlemek amacıyla bazı koruyucu tedaviler yapılmaktadır. Diş hekimine düzenli ziyaretler yılda en az 1 veya 2 kez önemli hale geliyor. Böylece bir dolgunun önlenebileceği bu erken aşamada çürük tespit edilebilir. Daha ileri diş çürüğü vakalarında dolgu gerektirebilecek bir delik oluşmuş olabilir. Diş hekiminiz dişin hasarlı kısmını ortaya çıkaracak, dışarıya çıkaracak ve dolgu maddesi ile dişi onaracaktır. Dişin güçlü kalmasına yardımcı olmak ve bakterilerin diş merkezine zarar vermesini de önlemek için bu işlemi olabildiğince erken yaptırmak önemlidir. Dişiniz ağrıyorsa diş çürüğü dişin merkezine ulaşmış olabilir ve dişin içindeki sinirin tedavi edilmesi, bu da kanal tedavisi ile mümkün olabilir. Diş hekiminiz diş çürüğünüzün nedenini nasıl ortadan kaldıracağınız konusunda size tavsiyelerde bulunacaktır. Sadece bir deliği doldurmak veya bir kanal tedavisi yapmak olarak düşünmeyin. Ağzın diğer bölgelerinde veya yeni dolgunun çevresinde diş çürüğünün oluşmasını da engellemeyecektir. Bu nedenle diş hekiminiz diş çürüğü tespit ettiyse, gelecekte daha fazla çürümeyi önlemek için ağız sağlığınıza dikkat etmeniz gereken yöntemleri de önerecektir.